Samsun ve ilçelerinde halkla buluşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül öncesine atıfta bulunup, kardeşin kardeşe kırdırıldığı yılları hatırlatması ve siyasette gerginlik ve kavganın bitmesinin lazım olduğunu söylemesi, toplumda karşılık görecek ifadeler. Kılıçdaroğlu 12 Eylül öncesinde rahmetli Demirel ve rahmetli Ecevit'in ülkenin en önemli sorunlarında bile bir araya gelmemek için takındığı inatçı tavrın bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilen bir isim. O yüzden de ben gençken kardeşi kardeşe kırdırırlardı. Aradan geçen 30-40 yıl sonra yine kardeş kardeşe kırdırılıyor dedi ya. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı emperyalizme karşı duran partisinin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün tavrıdır ve millidir. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ve bölgedeki etkisini kırarak enerji kaynaklarına çöreklenmeye çalışan akbabaların hazırladığı tezgahta hevesle ülke aleyhine çalışan hainleri tarih kaydetmiştir. Elbette bütün siyasi düşüncelerden arınarak emperyalizme karşı safını ortaya koyanları da. Kılıçdaroğlu da bir anlamda bu uzlaşmacı tavrıyla ülkede kaos yaratmak isteyen o karanlık mahfillere fırsat vermeyerek safını belli etmiştir. Ankara'daki katliam sonrasında Başbakan Davutoğlu'nun çağrısına kem küm etmeden amasız, olumlu cevap vererek sorumlu bir davranış sergileyen Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı söylemlerinin ve milli duruşunun karşılığını alacaktır.